Merhaba değerli izleyiciler. Bir hafta, yeni bir haftada yeni bir nöbetçi editörle yine beraberiz. Gündemi konuşacağız. Gündemde öne çıkan konuları Türkiye'de ve dünyada her zaman olduğu gibi, daha doğrusu sık sık olduğu gibi Mehmet Efe Çaman Hoca ile siyaset bilimci beraber değerlendireceğiz. Bir tür eş editörlük yapıyoruz. Türkiye'de sinir eden bir kavrama dönüştü bu ama ben önemsiyorum. Yani bir bakış açısının yerine İki bakış açısı, üç bakış açısı daha zenginleştirici oluyor. Her zaman akıl akıldan üstündür. O açıdan faydalı. Efe Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hamit Bey. Evet, gündemde neleri konuşacağız diye bakarken böyle yani aramaya gerek yok. Kendini bağıran gündemler var. Onlara göz yummamız mümkün değil. En başta Faruk Gergerlioğlu. Bir iki hafta önce de yine bütün programlarda aslında konuştuk. Yani Perşembenin gelişi Çarşambadan belliydi. Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili Yargıtay yani absürt, saçma bir tweet, barış isteyen bir tweet paylaştığı için alt mahkemenin vermiş olduğu kararı, 2,5 yıllık hapis kararını onadı ve bunun üzerine meclise milletvekilliği düşürüldü. Çok karanlık bir gün, diğer karanlık günler gibi. Yani Zaman Gazetesi'nin kapatılması bir karanlık gündü, bugünün kapatılması bir karanlık gündü, Ahmet Altan'ın hapse atılması bir karanlık gündü. Yani Selahattin Demirtaş'ın hapiste olması, hapse atılması bir karanlık gün olduğu gibi benim bakış açıma göre Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hapse atılması da karanlık bir gün. Türkiye'nin normaline uygun ama insan haklarına, demokrasiye, hukuka asla uygun olmayan bir durum. Özel bir meselesi var, yani özel bir tarafı var. Başka milletvekillerinin de başına geldi bu. Fakat Faruk Gergerlioğlu'nu biraz farklı kılan bir konu var bence. O da Faruk Gergerlioğlu başkalarının başına gelen kimliğine bakmadan mağduriyetlere ses olan bir isimdi. Yani birkaç tane böyle isim sayabiliyoruz maalesef. 550 milletvekili var. Bunlar içinde 2-3 kişiden fazla değil yani. Gönül ister ki hepsi böyle duyarlı olsalar. Fakat bir kısmı zaten bu zulümlerin ortakları. Onlardan bir şey beklemek mümkün değil. Fakat muhalefet de maalesef Faruk Gergerlioğlu'nun belki %10'u kadar bile büyük kısmı itibariyle büyük bir ses olmadılar. Akademisyene, gazeteciye, bütün kesimlerden yani Türk Alevi ayırmadan söylüyorum. Onun için yani Faruk Gergerlioğlu'nun meclisten uzaklaştırılması, milletvekilinin düşürülmesi ekstra bir önem ifade ediyor. Ekstra bir dram ifade ediyor. Sizin duygularınızı öğrenebilir miyim efendim? Siz nasıl değerlendirdiniz? Belliydi böyle bir şey olacağı aşağı yukarı. Ama Evet. siz nasıl baktınız karara? Tabii yani insani açıdan öncelikle benim Ömer Faruk Bey'le olan kişisel dostluğum, işte onunla olan diyaloglarımız, WhatsApp'tan falan konuşmalarımız. Yani tabii ki kişisel olarak çok üzüldüm. Aile olarak çok üzüldük. Eşim ben ve çok endişeleniyorduk zaten. Yani son bir yıldır özellikle üzerinde çok büyük bir baskı olduğunu görüyorduk Sayın Gergerlioğlu'nun. Siz çok güzel noktaların altını çizdiniz. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu diğer insan hakları aktivistlerinden veya diğer insan hakları konusuna eğilen milletvekillerinden ayıran en önemli özelliklerin başında kendisinin birbirinden farklı grupların, birbirinden farklı ideolojik, etnik, işte dinsel vesaire grupların sorunlarıyla, insan hakları, uğradıkları insan hakları ihlalleriyle kendi sorunlarıyla ilgileniyormuş gibi ilgilenmesiydi. Zaten insan hakları aktivistlerinin veya insan hakları mücadelecilerinin en çok dikkat etmeleri gereken sadece kendi ideolojik arka planlarının, kendi dünya görüşlerinden olan insanların, kendi mahallelerinden olan insanların değil, diğer grupların da sorunlarıyla ilgilenmesidir. Yani o ancak bir insanı insan hakları avukatı yapabilir, insan hakları savunucusu yapabilir. Sayın Gergerlioğlu böyle bir insan. Aynı zamanda Sayın Gergerlioğlu'nun çok önemli bir özelliği var. Kendisi de KHK'lı, yani mağduriyete uğramış bir tıp doktoru. Özgeçmişine baktığınız zaman bütün hayatını insan hakları mücadelesiyle geçirmiş bir insan. Ve sağdan olsun, soldan olsun, Türklerden olsun, Kürtlerden olsun, Alevilerden olsun, Sünnilerden olsun, bütün kesimlerin tartışmasız bir biçimde saygısını kazanmış, takdirini kazanmış bir insan. Neden? Çünkü ilkeleriyle hareket eden bir insan. Gerçek, hakiki bir profil. Yani
birilerine şirin gözükmek için veya bir takım gruplara göz kırpmak için yapmıyor bu işi. Ve milletvekilliğinin de gerçekten doğrusunu isterseniz hakkını vererek yaptı. Son 3-4 senelik performansı, yani helikopterden atılan köylülerden LGBTQ'lu bireylere kadar, işte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden tır dorsesinden çıkan akademisyen anne ve bebeğine kadar, yani işkence iddialarından çıplak arama olayına kadar, yani ilgilenmediği hiçbir insan hakkı ihlali yok. Ve kendisinin meclisi olmayacak olması bugünkü Türkiye için çok büyük bir kayıp. Türkiye zaten demokrasinin olmadığı bir ülke. Fakat Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun olmadığı bir Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anki durumdan bile çok daha geriye gidecek, geriye düşecek. Çok üzücü tabii. Birkaç tabii çok nokta var da konuşacak. Benim altını çizmek istediğim bir nokta var. Onunla ilgili sizin de kanaatinizi alacağım. Birincisi, Sayın Gergerlioğlu aslında bir umut taşıyordu. Yani bu yanlışa girilmez diye, bu yanlıştan dönülür diye Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Evet. Gazetesi eski yayın yönetmeni, CHP'nin genel başkan yardımcılığını yapmış Enis Berberoğlu'na da benzer şekilde milletvekilliğini düşürdüler. Hatta hapse attılar. Anayasa Mahkemesi bir karar vererek bunların yanlış olduğuna hükmetti ve iade edildi. Evet. Yani Faruk Bey de böyle bir beklenti içindeydi. Aslında Anayasa Mahkemesi bu yanlışı durdurabilirdi. Fakat olmadı. Yani şu saatten sonra biliyorsunuz bu arada Faruk Bey meclisten çıkmayacağını söyledi. Protestosuna, boykotuna devam ediyor. Diğer meseleyi de konuşacağız. Yani aynı zamanda HDP milletvekili evet. Faruk Gergerlioğlu partisiyle ilgili de kapatma davası açıldı. Az önce onunla ilgili Türkiye'deki gazetelerin bir manşetini getirmişlerdi. Onunla birazcık gideriz. Fakat ya böyle bir umut var mı? Yani böyle bir beklentiniz var mı? Anayasa Mahkemesi Berberoğlu kararında olduğu gibi yani bu yanlıştan dönülmesini sağlayabilir mi? Yoksa daha büyük bir karar mı verilmiş Faruk Gergerlioğlu'nun siyasetten ve meclisten tasfiye edilmesi konusunda? Şimdi Ömer Faruk Bey'in Enis Berberoğlu ve diğer örnek olaylardan ayrıldığı birkaç nokta var. Aynı şekilde HDP'lilerden ve diğer muhaliflerden ayrıldığı da birkaç nokta var. Her şeyden önce zannediyorum rejim Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu İsmail Saymaz da birkaç gün önceki programında ondan bahsediyordu. Yani tırnak içinde FETÖ ile özdeşleştiriliyor. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu bugün Türkiye'nin kırmızı çizgileri olan çok noktada hedefe alınmış bir insan. Yani HDP'li bir milletvekili olması, Kürt haklarını, Kürt hukukunu savunması tabii ki çok önemli bir olay. İnsan haklarından bahsetmesi çok önemli, hedef haline getirdi kendisini. Fakat hepsinden daha önemlisi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cemaatle ilintili veya cemaat ile irtibatlı olan suçlamalarda, cadı avında da çekinmeden mağdurların sesi haline gelmesi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gerçek anlamda hedef haline gelmesine neden oldu. Yani aslında bugün hem HDP'li olması önemli, hedef haline gelmesinde rol oynuyor. Fakat ondan belki daha önemlisi yani Kürt hareketinden daha fazla cadı avına şu anda maruz bırakılan cemaat ve KYK'lı olan gruplarla bağlantısı yüzünden, onların sorunlarını dillendirdiği yüzünden çok hedefe alındı. Ben çok o anlamda ümitli değilim. Yani Anayasa Mahkemesi'nin, zaten Anayasa Mahkemesi ile ilgili şöyle de bir şey eklemek lazım. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin ve diğer yüksek yargı organlarının işlevlerini yerine getirdiğini zannediyorum aklı başında olan, Türkiye'yi gözlemleyen yerli veya yabancı hiçbir insan iddia edemez. Yani Anayasa Mahkemesi de diğer yargı organları gibi saray diktasının altında şu an ve dolayısıyla yani saraydan gelecek telkinler veya baskılara çok açık bir kurumdan bahsediyoruz. Ben o anlamda Ömer Faruk Bey ile ilgili olumlu bir karar çıkabileceği kanısında çok ümit var değilim açıkçası. Evet, bir de benim altımı çizmek istediğim başka bir konu var. O da yani şu anda Gergerlioğlu'nun böyle hukuksuzca, yani saçma, yani barış isteyen bir tweet'i paylaştığı için evet. Bu tweet'le ilgili bir işlem yapılmamış. Hala insanlar gidip bakabilirler. Yapılsın diye söylemiyorum da. Yani bu arada daha önceki programlarda da söylemiştik. Öcalan'la ilgili, PKK'yla ilgili Gergerlioğlu'nun bin katı
daha böyle övücü şeyler söylemiş insanlar hala sarayda, devletin önemli kademelerinde görev yapıyorlar ya da haklarının herhangi bir işlem yapılmış değil. Buna rağmen böyle bir karar alınması ve Anayasa Mahkemesi, meclisin de buna bu yolda gitmesi tuhaf. Fakat daha başka bir tuhaflık var. O da şu, yani 28 Şubat sürecinde çok benzer bir olay Merve Kavakçı vakasında yaşandı. Merve Kavakçı, İslamcı çizgiden gelen biri ve meclise girmişti. Fakat o gün aleyhine büyük bir kampanya yapıldı. İşte mecliste biraz oldukça çirkin bir şekilde, sırf başörtülü olduğu için, yani sırf başörtülü olduğu için 28 Şubat havasından çok uygun bir şekilde meclisten çıkarıldı. Bu trajik yani, ama Türkiye'nin normaline uygun. Türkiye'de evet, başbakan aslında bahsediyoruz. Yani bir milletvekiline bu yapılabilir. Tuhaf olan şey şu, o gün bunu kınayanlar, o gün bu mağduriyetin tarafı olanlar bugün, yani hatta Kavakçı soy ismini taşıyan, işte şu anda da AKP içinde siyaset yapan kişiler çıktılar, dediler ki yani hiçbir mahsuru yok. Bir mahkeme kararı var dediler, ne yapalım? Yani bu, ben açıkçası hazmedemedim yani bu kadarını. Yani aklından geçen bazı şeyler var da, sıfatlar buna uygun tarif edecek. Siz ne diyorsunuz? İşte burada arkadaşlar paylaşıyorlar. Merve Kavakçı'nın kardeşinin Ergerli evet, açıklaması, ablam PKK'yı, FETÖ'yü desteklememişti diyor. Şimdi yani tabii siyaset Türkiye'de ilkeler üzerinden yapılan bir şey değil. Türkiye toplumu Osmanlı'dan itibaren politika ile ahlak arasındaki olması gereken ilişkiyi veya politika ile normlar arasında olması gereken ilişkiyi sağlıklı bir şekilde kuramadı, dizayn edemedi. Dolayısıyla Türkiye'de yani istisnalar dışında, Ömer Faruk Bey gibi istisnalar dışında, gerçek anlamda insan haklarını, hatta anayasayı, yani devletin üzerine inşa edilmiş olduğu anayasayı ve anayasal özgürlükleri hazmedebilmiş, onları içselleştirebilmiş gruplar parmakla gösterilecek kadar az. Dolayısıyla ben İslamcıların bu ikiyüzlü tavrını yadırgamıyorum. Çünkü çok ciddi bir ikiyüzlülük. Zaten biliyorsunuz İslamcı ideolojinin temelinde takiye var. Yani takiye, birincisi işinize geldiği zaman belirli değerleri savunmak, işinize gelmediği zaman onları savunmamak. Yani kendi menfaatiniz olduğunda savunup, menfaatiniz olmadığında aksi pozisyon alabilmek. İkincisi, olduğunuz gibi gözükmemek, kamufle olmak. Yani gerçek ajandanızı, gerçek fikirlerinizi değil, insanların duymak istediği veya kabul edebileceği şeyleri söylemek. Onların kabul etmeyeceğini düşündüğünüz şeyleri de gene kafanızın arka planında devam ettirmek, onlara inanmayı sürdürmek, onlar için çalışmayı sürdürmek. Fakat insanlara farklı şekilde konuşmak, farklı şekilde nabza göre şerbet vermek. Şimdi tamamen bunu görüyoruz. Merve Kavakçı olayı tabii ki çok büyük bir haksızlıktı, hukuksuzluktu. Ben çıkarın o kadını, Bülent Ecevit'in öyle bağırış çağrışlarını çok iyi hatırlıyorum mecliste. Aynı şekilde daha önceden Mahmut Alınaklar, Leyla Zanalar döneminde Depli milletvekillerinin de böyle apar topar meclisten biliyorsunuz çıkarıldığı dönemler oldu falan. Yani Türkiye daha önceden Türkiye İşçi Partililere saldırılar oldu. Yani Türkiye parlamentosu hiçbir zaman parlamenterlerin kendi aralarında düşünce özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü savunduğu, özgür bir kürsüyü savunduğu bir atmosfere maalesef şahit olamadı ve böyle bir geleneği de gelenekselleştiremedi Türk parlamentosu. Dolayısıyla tabii bu çok trajik bir şey. Maalesef. Fakat yani, sürpriz değil. Merve Kavakçı büyükelçi yapılınca, işte kardeşi milletvekili yapılınca ahlakta, hukukta, insanlıkta bitmiş oluyor. Yani Faruk Gergerlioğlu'yla ilgili çelişkilerinde iki şeyi var. Faruk Gergerlioğlu'nu ben de tabii Mazlum Dere Başkanlığı döneminden hatırlıyorum. İşte bu olay başına gelince, şimdi fotoğrafları paylaşmışlar. Utanırlar mı bilmiyorum. Başörtülü eylemcilere, öğrencilere o zaman yanlarında olmuş, destek vermiş. Fakat bugün Özlem Zengin'inden işte bu Kavakçılara kadar bizzat yani benzer bir zulme maruz kalmış. Hem başörtüsü yönüyle hem siyaset yasağı yönüyle evet, kişiler maalesef yani insanlıktan ne kadar yani nasipsiz olduklarını, ben artık dini, diyaneti de bir kenara bırakıyorum. Yani insanlık ötesi bir şey yani, bu kadarı kelime evet, bulamıyorum. Yine de dileyelim
Anayasa Mahkemesi böyle bazen ilginç farklı kararlar veriyor tüm tepkilere rağmen. Öyle olumlu bir karar versin ve bu saçma düzenlemeden vazgeçilsin. Yani milletvekilliğine Gergerlioğlu devam edebilsin. Ama benim kanaatim şu, yani Gergerlioğlu milletvekili olmasa da insani olarak tarihin altın sayfalarına yazdırdı adını. Evet. Bugünkü zulümleri yapanlar da tarih boyu. Belki bugün çok hala kendilerini iktidar oldukları için güzel insanlar, büyük insanlar falan diye sanıyor ama tarih onları ebediyen lanetle ancak, yani dün nasıl Menderes'i, Asanları bugün hatırlıyorsak, evrenleri evet, bugün hatırlıyorsak, onları da gelecek nesiller öyle hatırlayacak, şüphe yok. Bu arada yani Faruk Gergerlioğlu HDP'yi de aşan bir isimdi ama partisiyle ilgili de kapatma kararı var, davası var pardon, dava açıldı başsavcı. Evet. Yani Türkiye ilginç bir ülke. Aynı bizim masallardaki gibi yani az gittik, buz gittik, dere tepe düz gittik, bir de baktık bir arpa boyu yol almışız gibi. Bizdeki şöyle çok masalı şuna çevirmek lazım. Geçen de böyle bir tweet yazdım. Yani olay şöyle, az gittik, buz gittik, dere tepe düz gittik, 10 yıl sonra 20 yıl geri gittik. 30 yıl geri evet, gittik. Evet yani bulunduğumuz yere gelsek iyi gene yani, bir de öyle, daha da geriye düşüyoruz. Yani maalesef öğrenemeyen bir ülkeyiz, öğrenemeyen bir milletiz. Bunlardan bir sonuç çıkmayacağını gördüğümüz halde tekrar tekrar yapıyoruz. Bakabildiniz mi iddialara, HDP'yi kapatmak, HDP'nin suçu neymiş? Yani çok yakın zamana kadar Erdoğan'ın Dolmabahçe'de ağırladığı, işte mecliste meşru olarak temsil edilen bu milletvekilleri, üçüncü bu arada Türkiye'nin büyük muhalefet evet, partisi, başkanı hapiste, ne oldu da birdenbire şimdi kapatalım diyorlar bu partiyi. Ve kapatılması neye yarar? Şimdi tabii iki perspektiften bakmak lazım. Birincisi gerçek sebep nedir? Bir de bahane olan sebep nedir? Bahane zaten çok klasik. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin son 100 yılı biliyorsunuz işte asimilasyoncu, Kürtlerin herhangi bir siyaseten kendilerini ifade etmelerini, hatta kültürel olarak kendilerini ifade etmelerini engellemeye yönelik despotik bir tutumu var Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bu çok acı bir şey. Yani iki farklı grup var, işte bir İslamcılar var bir taraftan sistem dışı ilan edilen, bir de Kürtler var ve işte yani Türk olmayan, etnik olarak kendini Türk kabul etmeyen insanlar. Sözünüzü bana bu arada yansıtılan, ekrana gelen bugünkü Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Bunlar tabii ki Hürriyet Gazetesi geleneksel çizgisinde şaşmadan devam ediyor. Bu iddianameyi evet, ciddiye almışlar ve böyle bir güzel başlık atmışlar. 609 sayfalık iddianamenin ince çizgileri diye. Ben biraz evet, baktım neler var diye. Mesela ithamlardan biri şu, iddialardan devletin yanında yer almadı falan. Evet. Evet yani şimdi Türkiye'de bahane çoktur. Türkiye Devleti hedefini aldığı kesimler için öncelikle bahane üretir. Ondan sonra işte bu işin zeminini hazırlar. Biliyorsunuz 80 darbesi olmadan önce de Kenan Evren ve arkadaşları, Milli Güvenlik Konseyi'ndeki generaller şartların olgunlaşmasını beklediklerini söylemişlerdi. HDP konusunda da şartların olgunlaşması beklendi. Şartların olgunlaşmasını tırnak için almak lazım. Aslında olgunlaşan bir şart yok. Yani HDP'nin yaptığı gayrimeşru bir durum yok şu anda. HDP'liler halkın oylarıyla seçilmiş milletvekilleri, yani AKP'liler, İYİ Partililer veya MHP'liler, CHP'liler nasıl seçildiyse meşru yollarla, HDP'liler de aynı yollarla, aynı kanallarla parlamentoya geldiler. HDP'liler için sürekli olarak PKK'nın siyasi uzantısı gibi bir terim kullanılıyor. Yani esas nokta ayrılıkçı PKK ile HDP'lileri birbiriyle organik bağlantıya sahip olan bir örgütsel yapı olarak lanse etmeye çalışıyorlar. Neresinden tutarsanız elinizde kalacak olan bir tutum. Fakat benim yadırgadığım noktalardan bir tanesi şu, HDP'lilerin hedef haline gelmesi veya HDP'nin hedef haline gelmesi yeni bir olay değil. Biliyorsunuz şu anda hapishanede 9 HDP'li milletvekili var. Bir tanesi de Selahattin Demirtaş, yani Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir insandan bahsediyoruz. Oldukça birleştirici kimliği olan ve HDP'nin aslında Türkiye'lileşmesi için elinden gelen her şeyi aslında yapan bir siyasetçi, birleştirici bir isim. Hapishanede, onunla birlikte 8 arkadaşı hapishanede. Onlarca beldede, onlarca ilde ve ilçede
biliyorsunuz yerlerine kayyum atanarak görevden alınan HDP'li belediye başkanları var. Onlar da hapishaneye atıldılar. Onlar da şu anda içerideler. Ve sayıları gerçekten çok yüksek. Şuraya bağlamak istiyorum. HDP hedefte olan bir parti. Ve şimdi ikinci noktaya gelelim. Birinci nokta bu bahaneler noktası. O açık zaten hepimiz için. O 600 sayfalık metinde neler yazdığını tahmin edebiliyoruz. Fakat bir de bu işin gerçek nedeni var. Gerçek sebebi Cumhur İttifakı'nın desteği çok ciddi anlamda azaldı. Yani Cumhur İttifakı oy oranını anketlerde gözüktüğü üzere son derece kritik. Özellikle MHP'nin barajı geçememesi ciddi bir problem Erdoğan için. Ve HDP'nin meclis dışı itilerek bir şekilde Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da gerrymandering, yani o işte bir şekilde teknik anlamda üzerinde oynamalar yaparak bir partinin daha yüksek oy alabilmesi, bunu sağlamaya çalışıyorlar. Bunu da nasıl yapacaklar? Tabii ki Türkiye'de Amerika'daki kadar sofistike yollarla bunu yapamayacakları için direkt partiyi sistem dışına itip en yüksek ondan sonra oy alacak olan muhtemelen AKP çıkacak. İşte yüzde kaç aldığı da önemli değil. Yani ikinci gelen parti oradaki bütün milletvekilliklerini almış olacak. Dolayısıyla bir hileye başvuruyorlar. En önemli sebeplerden bir tanesi bu beklenti. İktidarlarını korumaları için Kürtlerin meclis dışı kalması gerekiyor. Bir de zaten taktiksel olarak oyunu çok iyi oynadılar. CHP ile İYİ Parti'nin HDP ile işbirliği yapmasına mümkün olduğu kadar engel oldular. Gerçi bu oyun biliyorsunuz İstanbul'da ve Ankara'da işte büyükşehir belediyelerini kaybetti Cumhur İttifakı. Burada tutmadı. Fakat bugün hem Sayın Gergerlioğlu'nun başına gelenler hem de HDP'nin başına gelenler bir kere daha gösteriyor ki Cumhuriyet Halk Partisi aynen bir sistem partisi, bir rejim partisi olarak hareket ediyor. Ve ne HDP'ye ne de Sayın Gergerlioğlu'na tam anlamıyla sahip çıkmadı. Dolayısıyla Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Birbiriyle uzlaşamayan, birbiriyle iyi geçinemeyen, strateji üretemeyen bir muhalefet de söz konusu. Yani benim kanaatim şu hocam, yani görülen tablodan. Eğer Selahattin Demirtaş seni başkan yapmayacağız değil de seni başkan yapacağız, senden büyük başkan yok deseydi şu anda hapiste değildi. Ve İstanbul seçimlerinde, Ankara seçimlerinde HDP destek vermeseydi İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a şu anda HDP ile ilgili kapatma davası yoktu. Onun için ortada evet. Kimse bir hukuk falan aramasın. Bu tamamen siyaseten yapılan bir uygulama. Sonuçlarını da göreceğiz ama bu ne bir Kürt meselesinin çözülmesine yardımcı olacak ne de aslında Erdoğan, Bahçeli, Ağar, Çakıcı ittifakının yüzünü güldürecek. Çünkü gittikçe yani insanları soğutan, dünyada da içici bir hale gelen bir manzara var. Bunu daha da tescillemiş oluyor her adımlarıyla. Yani. İnsanları kaçırarak, evet. Partileri kapatarak, milletvekillerini hapse atarak falan bir ileri gitmiyorlar. İşte bir kendilerine faydası olmayacak diye düşünüyorum. Fakat bir her zaman konuşuyoruz, yeni bir rejim kurmaya çalışıyorlar. Onun için muhalefetten rahatsızlar. Özellikle HDP gibi muhalefetten rahatsızlar. Çünkü kırmızı çizgilerini kabul etmiyor. Özellikle Faruk Gergerlioğlu gibi isimler. O zaman önümüzdeki günlerde bu kararın nasıl çıkacağını göreceğiz. Bazıları bağımsız olarak milletvekilliklerine devam edebilirler diyor. Yani kararın nasıl çıkacağı belli değil. İşte hazine yardımı kesilecek HDP'nin eğer kapatılırsa. Ama siyaset yasağı falan da gelirse şu andaki milletvekillerine o zaman bağımsız olarak devam etmeleri seçeneği de yok. Belki seçim, erken seçim gündeme gelebilir. O kadar milletvekilliği düşerse yani verilen karara göre kapatma kararı farklı olabiliyor biliyorsunuz içeriği. Onun için önümüzdeki günlerde siyasi hareketlenmeyi farklı yönlerde değiştirebilecek, etkileyebilecek bir olay bu. Ama tamamen hukuksuzca, antidemokratik, lanetlediğimiz bir olay. Hem Gergerlioğlu olayı hem de HDP'nin kapatılması girişimi. Bu arada siyaseti aslında Erdoğan mı yapıyor yoksa Erdoğan'ın ortağı Bahçeli mi yapıyor? Ona bakmak lazım. Bahçeli'nin kurultayda yapmış olduğu açıklamalar var.
Orada şunu söylemiş, yani önümüzdeki günlerde Türkiye'yi takip edenlerin aslında üzerine düşünmesi gereken takvimi açıklamış. Erken seçim yok diyor. 2023 adayımız Erdoğan diyor. HDP'nin kapatılması namus meselesi diyor. Ondan sonra CHP 5. kol faaliyeti yapıyor diyor Bahçeli. İYİ Parti için de melanet proje demiş. Bu arada tabii bunlar belki beylik laflar olarak görülebilir ama parti kapatma meselesini Bahçeli baştan istemişti. Nihayet şu anda dava açıldı. Onun için ciddiye almak gerekiyor. Şeye rağmen, yani o konudaki çelişkiyi de size sormak istiyorum. Siz nasıl değerlendirdiniz? Bir taraftan Erdoğan işte Biden'dan bir telefon alabilmek için, Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltebilmek için, belki ekonomiyi biraz daha oturtabilmek için reformdan şundan bundan bahsediyor. Fakat bir taraftan da onunla çok ters bir şeyi ortağının dayatmasıyla yapmak durumunda, ortaklarının diyelim, yani bu derin başka yapıları da eklemek lazım. Bahçeli'nin sözünde, Bahçeli'nin açıklamalarında en dikkat çeken konulardan biri şu, o kendi özel ihtiyacıyla alakalı konu, en acil konu, partiler kanunu ve seçim kanunu değişmesi lazım diyor. Herhalde bu az önce bahsettiğiniz anket sonuçlarıyla birebir alakalı. Ne diyorsunuz yani, bu bir, hakikaten öyle büyük bir ihtiyacı var mı? Yani baraj sorunu var diye geçen hafta konuştuğumuz ankette böyle çıkmıştır. İkincisi, yani bu reform, işte insan hakları paketleri, şunlar bunlar açıklamalarıyla Erdoğan'ın bu HDP'yi kapatma meselesini, yani ortaklar ihlaf mı ediyorlar, yoksa yani biri iyi polis, biri kötü polis mi oynuyor? Siz nasıl bakıyorsunuz bu çelişkiye? Sanıyorum ikisi de kötü polis. Yani ben AKP ile MHP arasında çok ciddi bir algı farkı olduğunu zannetmiyorum. Kozmetik bir takım çabaları var tabii Erdoğan'ın. Yani kozmetik anlamda ihtiyacı olduğu için Türkiye'nin biraz daha dünyadaki algısını cilalama gereği hissediyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle beraber paradigmada bir değişiklik oldu. Atmosferde bir değişiklik oldu. Fakat tabii içini doldurabilecek bir reform yapabilmeleri mümkün değil. Ahmet Altan'ın daha önceden de ifade ettiği gibi hukuka dönmeleri mümkün değil. Yani hukuka dönemezler. Hukuk devletini tekrar harekete geçiremezler. Herhangi bir reform sürecini başlatmaları mümkün değil. Tabii Devlet Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugünkü iktidar konstelasyonu üzerinde çok ciddi bir etkisi var. Belirleyici bir etkisi var. Çünkü MHP olmadan bu iktidarı devam ettirmesi mümkün değil Erdoğan'ın ve AKP'nin. Fakat MHP de tek başına hareket etmiyor. Açıkçası Türkiye'de bir nasyonalist kanat diye nitelememiz gereken bir kanat var. Bunun içinde hem MHP ülkücüler, sağ nasyonalistler olarak ele alınabilecek bir kanat. Bir de bunun dışında ulusalcılar var, sol nasyonalistler. Yani mesela Sözcü Gazetesi'nin işte bu olaylara yaklaşımıyla, mesela işte Sözcü Gazetesi yapılan operasyonları, işte HDP'li teşkilatlara yapılan operasyonları PKK'ya karşı yapılan operasyonlar olarak kendi sayfalarında okuyucularıyla paylaşıyor. Kendi yazdığı haber metinlerinde o şekilde dile getiriyor. Bu tamamen MHP'nin algılarıyla birebir örtüşüyor. Yani milliyetçilerle ulusalcılar birbirleriyle çok bütünleşmiş anlamda Kürt sorununu algılayışları konusunda, Kürtlerin statüsünü veya HDP'yi algılayışları konusunda. Erdoğan zaten tamamen işine gelen bir şekilde, yani şu an AKP'nin herhangi bir arka planda normatif bir yaklaşımı olmadığı için onlar 17-25 Aralık 2013'ten itibaren yelkenleri suya indirdiler. Tamamen tek hedefleri işte bu derin devlet, Milliyetçi Hareket Partisi, ulusalcılar, Avrasyacılar, bunların istedikleri bir takım politika tavizlerini vermek. Bunların en başında da biliyorsunuz çözüm sürecinin ve Kürtlerle siyasi, Kürt sorununa siyasi çözüm arayışlarının sonlandırılması talebi vardı. Ve dolayısıyla 2013 ile beraber Türkiye çok farklı bir yola girdi ve halen de bu noktada adım adım devam ediyor. Son merhaleye geldik. Yani aslında Devlet Bahçeli ağırlığını koydu siyasi anlamda. Dedi ki ben HDP'nin artık kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Uzun süredir ulusalcılar da bu fikirde zaten. Tabi adını çok rahat koyamıyorlar. Çünkü ulusalcıların içinde yer aldıkları parti Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için biraz daha demokratik anlamda cilalamaya çalışıyorlar algısal boyutta. Fakat çok memnunlar. Öyle gözüküyor. Şunu söylemek lazım. Çok basiretsiz bir dönem. Çok ciddi bir fetret dönemi. Çünkü HDP'nin meclis dışı kalması Kürtlere ve Kürt siyasi hareketine hiçbir meşru zemin bırakmayacak.
Dolayısıyla gayrimeşru yolları meşrulaştırmaya yönelik bir süreci başlatacak. Ben bunun Türkiye'nin bütünlüğü açısından çok olumlu olmayacağı kanaatindeyim açıkçası. Asıl bölücülük bu yani. Siyaset yapan, mecliste tabii bulunmaya çalışan bir hareketi o alandan atmaya çalışmak bence asıl bölücülüktür. Yani HDP'nin yaptığı yanlışlar vesaire olabilir ama bunun bedeli siyaset yasağı mıdır, hapse atmak mıdır, belediye başkanından yerine kayyım atamak mıdır ve bunları daha önce hapse atılmış bir partinin liderliğinde Türkiye'nin yapması gerçekten maskaralık, rezalet, kelime bulamıyorum. Evet. Bunların tabii ne kadar işe yaradığının önemli bir göstergesi, daha doğrusu yaramadığının işe göstergesi ekonomi. Ekonomi çok böyle laftan anlamıyor. Ekonomi gayet gerçekçi yani, rasyonelist bir şey. Türk parasının değerine bakarak, dolar bunu görüyorsunuz, enflasyona bakarak görüyorsunuz, işsizliğe bakarak görüyorsunuz, faiz oranlarına bakarak görüyorsunuz. Nitekim konuşmamız gereken başlık olarak aldığım faizleri Merkez Bankası, yani Erdoğan'ın faizler çok kötü falan filan diye karşı çıktığı, kaç kere Merkez Bankası başkanlarını değiştirdiği çizgide 200 baz puan artırdılar. %17'den %19'a çıktı. Geçen gün programımızda da konuşmuştuk. Dünyadaki ilk 10 yüksek faiz ödeyen ülkelerden biri Türkiye. Az önce yaptığımız konuşmalardan bağımsız değil bu yani. İzleyicilerimizin böyle algılaması. O sebep, bu sonuç yani. Geçen hafta da konuşmuştuk. Yani Türkiye 2013'te dolarla Türk parası neredeyse eşit hale gelmişken altın madenine sahip değildi. Yani. Petrol, gaz kaynakları vardı da kaybetmiş değil. Türkiye hukuktan çıktı ve bunlar yaşanıyor. Etkisini söyleyeceğim. Sizin de yorumunuzu alayım o konuda. 7.47'ymiş. Yani 1 dolar 7.47 kuruşmuş. 2 puanlık yani %17'den %19'a çıkardıktan sonra ne kadar dolar gerilemiş diye baktım. 7.33'e gerilemiş. Yani 14 kuruşluk bir kazancımız olmuş. Bu 14 kuruşluk kazanç için tabii ki bütün borç verenlere içeride dışarıda Türkiye fakir fukaranın hakkını daha fazla ödemek zorunda kalacak. Evet, yani şöyle bir şey söylemek lazım. Herhalde bizim bu programda verebileceğimiz en aklı başında ve rasyonel mesaj siyasetle ekonomi arasındaki bağlantıya dikkat çekmek olabilir. Türkiye'de bu bütün gerilemeler, ekonomik problemler, yapısal sorunlara dönüşmesi ekonomik problemlerin Türkiye'nin hukuk devleti normlarından uzaklaşmaya başlamasıyla meydana geldi. Yani Türkiye Avrupa Birliği çizgisinde, Avrupa Birliği reformlarını, demokratik reformları devam ettirdiği noktada çok güven telkin eden, piyasalara güven veren, yani iç ve dış piyasalara güven veren bir aktördü. Bugün insan hakları ihlalleri ve özellikle mülkiyet hakkı başta olmak üzere hiçbir anayasal hakkın saygı görmemesi, yani kendi anayasasından kopuk, kendi anayasasını ciddiye almayan bir rejim görünümü vermesi hem iç piyasaları hem dış piyasaları korkunç olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla enflasyonun da yani Türk parasındaki devalüasyonun da, işsizliğin de, hayat standartlarının, geçim sıkıntısının son derece problemli noktalara gelmesinin de temel sebepleri bu. Dolayısıyla tabii Erdoğan ve ekibi belki palyatif bir takım önlemlerle, çözümlerle haftalarını veya günlerini kurtarmaya çalışıyor. Fakat burada bir ülke, koskocaman bir ülke kan kaybediyor ciddi anlamda. Ekonomik anlamda zayıflıyor. Daha da kötü noktaya gelecek. En önemlisi zannediyorum paylaşım problemine ilişkin. Dolayısıyla yani Türkiye Cumhuriyeti kendi yani elindeki bütün imkanları halkına daha eşit bir şekilde paylaştırmak yerine çok daha böyle azınlık kesimlerin istifade ettiği, iktidar yandaşı olan kesimlerin istifade ettiği fakat normal vatandaşın, sokaktaki vatandaşın zarara uğradığı bir tablo içerisinde. Evet, yani bir de baştan beri konuştuğumuz çelişkilere bir yenisi yani. Faize karşı çıkıyorsunuz, Türkiye'yi faiz rekortmeni yapıyorsunuz. Ne bileyim, başörtüsü mağduriyetiyle iktidar alıyorsunuz fakat başörtüleri hapse tıkıyorsunuz. Ne bileyim, evet. Siyaset yasağına çok karşı çıkıyorsunuz. Hatta AKP'nin kuruluşunda o siyaset yasağı, yani Fazilet Partisi'ne getirilen yasaklar çok önemlidir. Sonra siz kendiniz parti kapatıyorsunuz. Yani hakikaten çelişkiler yumağı çok tuhaf, yani çok üzücü bir tablo. Maalesef. Öğrenememe durumu.
Hocam sana doğru yaklaşıyoruz. Türkiye'den birazcık uzaklaşıp biraz dışarıda ne oluyor diye bakalım istiyorum. Bu Putin'le Biden arasında bir ilginç polemik var. Biden çarşamba günü katıldığı bir televizyon programında ABC'ye verdiği mülakatta Putin için katil dedi. Ruhu yok dedi. Yani insanlıktan nasipsiz dedi. Çok ağır sözler de bunlar. Bir devlet başkanı, başkanı Amerikan başkanı düzeyinde başka bir ülkenin, önemli bir ülkenin başkanı hakkında. Sonra Putin altında kalmadı. Bunları şeyde konuşalım dedi. Bir canlı yayında konuşalım diye cevap verdi. Şeyde bu arada Biden'da, Biden adına yapılan açıklamada Beyaz Saray'dan sözlerinden pişman olmadığı ve geri adım atmadığını ifade etti. Bu böyle büyük güçlerin birbiriyle bu düzeyde atışması, yani küçük ülkeler falan böyle konuşurlar, polemik yaparlar ama bunlar elinde nükleer gücü olan ülkeler, Güvenlik Konseyi üyeleri. Yani bu tartışmanın geleceği nasıl olur? Bir tahmininiz var mı? Yumuşar mı ortalık, yoksa böyle yeni bir kutuplaşma dönemine mi giriyor? Yani demokratik dünya, işte demokratik olmayan otoriter liderlere temsil edilen bir ülke. Bu arada küçük bir not, Erdoğan da herhalde Biden'dan telefon gelmesinin umudu kesmiş. Biden'ın Putin'le ilgili söylediği sözler kabul edilemez diye konuşmuş. Evet. Yani şimdi çok enteresan tabii. Şöyle, ben son 4-5 yıldır yeni soğuk savaş diye gündeme getirmeye çalışıyorum. Hatta öğrencilerle falan da tartışıyorum zaman zaman. Acaba soğuk savaşla bugünkü Amerika-Rusya ilişkileri ne ölçüde farklılık gösteriyor? Soğuk savaşla bütün örtüştüğü ve farklılaştığı noktalar nedir gibi. Şunu söylemek lazım. Bir kere Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunu ve Kırım'ı işgal etmesi ve daha önce Gürcistan üzerinde askeri güç kullanmasıyla beraber ben yeni bir soğuk savaş sezdim. Aynı şekilde Avrasya İttifakı, yani Rusya ile Çin'in ve onun etrafında toplanan daha orta büyüklükteki güçlerin, işte İran gibi, Türkiye gibi güçlerin ciddi anlamda bir Batı bloğuna karşı, NATO ve Batı bloğuna karşı, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'ya karşı pozisyon aldıkları bir gerçek. İşin enteresan tarafı, temel kırılma noktası ideolojik değil bu iki grubun. Yani eskiden Soğuk Savaş döneminde ideolojik bir kırılma vardı. Yani piyasa ekonomisiyle sosyalist ekonomilerin, demokrasiyle sosyalizmin ayrışması söz konusuydu. Şu an böyle bir şey yok. Şu an otoriter veya otoriterleşen rejimlerle hukuk devletlerinin ayrışması var. Dolayısıyla daha önceden Francis Fukuyama Tarihin Sonu makalesini yazdığı zaman 1989 senesinde o işte liberal demokrasinin galip geldiğini ilan ediyordu. Fakat Huntington ona cevap olarak demişti ki hayır, böyle bir şey söz konusu değil, medeniyetler artık çatışacak. Şimdi biz bakıyoruz, Rusya medeniyetiyle İran medeniyeti çok birbirine örtüşmüyor. Yani medeniyetlerin meselesi değil mesele. Fakat mesele demokrasilerle demokratik olmayan rejimler arasındaki mesele. Ve demokrasiler genellikle kendi aralarında işbirliği yaparlar. Bunu kimse yadırgamaz. Şu an gelinen nokta, otoriter ve otoriterleşen rejimler kendi aralarında demokrasilere karşı bir işbirliği içerisine girmiş gözüküyor. Zannediyorum Biden bu noktadan sonra Birleşik Devletler ve demokratik dünyanın demokrat olmayan, otoriter veya otoriterleşmekte olan hibrit rejimlere yönelik tutumunu değiştirecek. Ve daha farklı, daha sertleşen, demokrasiyi daha fazla destekleyen bir pozisyon oluşacak. Erdoğan'ın Putin'i desteklemesi sürpriz değil. Çünkü diktatörler bu arada kendi aralarında çok ciddi bir işbirliği içerisindeler. Evet, Erdoğan'ın desteği bu arada ta Maduro'ya kadar uzanıyor. Yani Venezuela'da insanları neredeyse yumurta bulamaz hale gelmiş ülkenin en önemli destekçilerinden biri Erdoğan. Bunu da altına çizmiş olalım. Bu arada yani Biden'ın tutumunu ben de kendi çizgisi açısından tutarlı görüyorum. Erdoğan'ı bugüne kadar aramamış olması bunun önemli bir göstergesi. Suudi Arabistan, ki Amerika'nın en yakın müttefiklerinden biridir veya başında gelir. Yani İsrail'den sonra belki en yakın müttefiki Orta Doğu'da. Oraya yaptırımlar uyguladı. Yani önceki dönemde men altı edilen dosyaları açtılar. Meslektaşımız Cemal Kaşıkçı ile ilgili, onun Hunharca öldürülmesiyle alakalı. Onun için dediğiniz gibi herhalde
yani böyle zaten bazı işaretleri var. İkinci Dünya Savaşı öncesi gibi bir okuma yapıyorlar. Yani Amerika'da şu andaki Biden ekibi benzer bir tehlikeyle, yani bir taraftan böyle otoriter devletler, faşizm aynı İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu gibi yükseliyor. İşte Çin bir tarafta, İran, Türkiye'nin yaklaşımı, Macaristan evet. vesaire, bir tarafta da demokratik dünyanın dağınıklığı vardı. Biden herhalde demokrasi, demokratik değerlerin tekrar güçlendirilmesi konusunda çok net bir çizgiye sahip. Bu arada Putin'e niye killer, niye katil dediğini de sebebini açıklayalım. Muhalif, en önemli muhaliflerinden biri Putin'in, her şeye rağmen eleştirmeye devam eden Navalny'yi zehirlediler. Öldürmek amacıyla Almanya'ya gitti. Sonra tedavi oldu. Sağlığına kavuştu kısmen ama ülkeye döner dönmez kaçtın, vatan hainisin falan suçlamalarından karşı ülkeye döndü. Döner dönmez de hapse attılar. Şu anda hapiste. Yani bu gündemler içinde tabii ki ne kadar konuşabiliriz bilmiyorum ama bir taraftan da yani Türkiye'de bu kadar insanlık dışı işler olurken, hukuk dışı işler olurken, dünyada böyle bir gerilim, küresel çapta bir gerilim varken, cemaat de kendi içindeki tartışmalarla epey zamandır gündemde. Bilmiyorum, izliyor musunuz, böyle son birkaç dakikamızda buna ayırabiliriz. Yani en azından ilkesel açıdan ben şunu söylüyorum, ifade ediyorum. İnsanların demokratik dünyada düşüncelerini ifade etmesi, medya özgürlüğü, gazetecilerin özgürlüğüne sahip çıkmamız lazım. Bunu kucaklamamız lazım. Hoşumuza gitmese bile eleştiriler, bu eleştirilerden istifade etmeye çalışmak lazım. Yalansa, yanlışsa düzeltmeye çalışmak gerekir. Yoksa gazetecileri, yanlışları söyleyenleri hedef almak bir yol değil. Demokrasi kültürüne de, hukuk kültürüne de bağdaşmıyor. Ama tabii bir insanın hangi şeyi ne zaman söylediğinde önemi var. Bilemiyorum, siz nasıl görüyorsunuz bu cemaatçi tartışmayı? Olumlu bir yöne doğru evrilir mi, yoksa kötü bir manzara mı arz ediyor? Öncelikle şunu söylemek lazım. Yani dışarıdan bakan bir insan olarak cemaat olsun, işte Kürt hareketi olsun, işte KYK'lı gruplar, azınlıklar, her grup kendi içerisinde kendi iç bütünlüğünü farklı şekillerde organize ediyor. Yani şimdi benim algıladığım şekliyle, ben hani Ahmet Dönmez'in, Sayın Dönmez'in yazı dizisini tabii ki okuyorum ve en son Ekrem Dumanlı'yla, Ekrem Bey'le birlikte aralarında bir polemik oldu. Onları da takip ettim. Tabii benim görüşüm şu: insanlar fikirlerini söyleyebilirler, ifade edebilirler. Gördükleri korelasyonları, problemleri dile getirebilirler. Aynı şekilde diğer insanlar da buna cevap verebilir. Yani zaten bizi gerçeğe taşıyacak olan, bizi bilgilendirecek olan, bizi daha iyi bir konuma taşıyacak olan, biz derken bütün insanları, bütün Türkiye'yi, işte dünyadaki entelektüel insanları, haberlerle ilgilenen insanları, çelişkiler bizi öldürmez. Yani Althusser'in dediği gibi hiç kimse çelişkiden ölmedi. Önemli olan çelişkilerden bir şeylere, sentezlere varabilmek. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla sıkıntı şu: cemaat şunu yaptı, cemaat bunu yaptı. İşte cemaatle ilgili Türkiye'de bugün ciddi iddialar var. Cemaat bugün 1910'daki veya 2010'daki veya 2005'teki, 2007'deki cemaat değil, hedefe alınmış bir grup. Ve cemaat derken soyut bir varlıktan bahsediyoruz ama bu soyut varlığın içinde insanlar var. Yani cemaat ile irtibatlı, iltisaklı, rejimin dilini kullanalım, görünüp işte insanların hedefe alındığını, insanların hapse atıldığını, insanların ülkelerini terk etmeye mecbur kaldığını görüyorsunuz. Ve tabii böyle bir ortamda cemaat hakkında yapılan bir takım iddialar var. Yani işte soru çalma iddiaları var, cemaatin devlette yapılandığı ile ilgili iddialar var, cemaatin yargıyı kontrol ettiği, polisi kontrol ettiği falan, bu işte şeye kadar, yani 15 Temmuz sürecine kadar veya 17-25 Aralık'a kadar. Dolayısıyla bütün bu takibatlar, cadı avı bu iddialar üzerine inşa edildi. 15 Temmuz'da cemaat arasında bağlantı kurma, bu da bir iddia. Bu da aynı şekilde bugünkü takibat politikalarının, cadı avının zeminini oluşturuyor. Dolayısıyla ciddi insan hakları ihlallerinin meydana geldiği, hak ihlallerinin, anayasal hak ihlallerinin meydana geldiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde cemaatin örneğin soru çalmasıyla ilgili veya örneğin işte 15 Temmuz'la alakalı herhangi bir noktada
%100 emin olmadan, %100 elinde bulgu, belge, tanık ifadeleri falan olmadan bir şeylerin söylenmesi biraz riskli. Bunu ben şuna benzetiyorum. Şimdi Ermeni soykırımı yapılırken 1915'te nasıl meşrulaştırdılar? Dediler ki işte Ermeni çeteciler Ruslarla işbirliği yapıyor, bizim askerlerimizi, bizi, Türkleri, Müslümanları arkadan vuruyor. Bu şekilde cadı avını başlattılar. Meşruiyet zeminini bu şekilde oluşturdular. Şimdi o dönemde mesela Ermeni soykırımını araştıran bir gazeteci çıkıp ama gerçekten bakın bak bu çeteler de hata yapmış işte bak bunlar da bizim askerlerimize saldırmış gibi bir yayın yapsaydı gerçek olsa bile böyle bir yayın yapılması etik anlamda ne kadar doğru olurdu? Çünkü o dönemde çok ciddi anlamda milyonlarca insan, çoluk çocuk hedef alınmış. Bugün de yüz binlerce insan sosyal soykırıma tabi tutuluyor. Yani Ahmet Bey'in yaptığı bir gazetecilik şüphesiz yani bir kendi gazeteci olarak özgür iradesiyle bir yanlış gördüğü bir konuyu gündeme getiriyor. Çok da normal bir şey. Fakat Ahmet Bey bunu yaparken aynı zamanda Türkiye bunu kullanıyor. Yani Türkiye'de süreçleri devam eden, işte mahkemeleri devam eden yargı süreçlerinde, yargıyı tırnak içine alarak söylüyorum, çok ciddi sıkıntılar oluşuyor. İşte iddia makamları diyorlar ki bakın görüyor musunuz bizim söylediğimiz şeyler işte dershaneye gitmek, bankada hesap açmak, bir doları olması, soru çalma hikayesi bunlar bakın gerçekteki kendi aralarında da bunlar kavga etmeye başladılar diyorlar. Şimdi burada yani sınırı çok ciddi anlamda belirlemek lazım. İfade özgürlüğünün hiçbir sınırı yok. Fakat sınırı olan şey şu, yapılan meydana gelen polemik acaba zamanlama açısından ne kadar doğru ve kendi içinde çok şeffaflıkla tartışılabiliyor mu bu konu? Yani benim gördüğüm kadarıyla mesela tanık ifadeleri deniliyor. Tanıklar ortada yok. Yani bana göre bu noktada insanların çıkıp öz eleştiri yapması lazım. Cemaat de bir hata yaptıysa burada o insanların çıkıp ya işte biz bu hataları yaptık. Evet bunları biz yaptık. Kişisel olarak yaptık ya da belirli gruplar olarak yaptık diyebilmesi lazım. Diğer taraftan gazetecilerin de çok net olarak bu yani meydana gelen olaylar ortaya konmadan bir takım aceleci hareketlerde bulunmamaları lazım. Bir de yani biraz kişi karşılıklı sevgi ve saygı ortamını koruyarak bunların yapılması gerekiyor. Çok, ben dışarıdan bakan bir insan olarak böyle görüyorum. Ama tabii ki daha ilerleyen zamanlarda polemikler, tartışmalar nereye varacak onları da göreceğiz. Çok doğru. Açıklık en önemlisi, şeffaflık en önemlisi bunu söylemek lazım. Çok çok doğru yani üslubu koruyarak, hakarete girmeyerek, karakter suikastlerine girmeyerek yani Ahmet Dönmez için de söylüyorum bunu. Ahmet Dönmez eleştirenler için de söylüyorum. Oraya varmadan titiz bir şekilde yapmak lazım. Yapılması yönde bir tercihte bulunmuşsa, bir gazeteci bu şekilde hareket etmeyen doğru olduğunu yanıyorsa yapar. Onu şeytanlaştırmanın şunun adamıydı, bunun adamıydı falan gibi davranışların bir faydası yok. Etik de değil, demokrasiye de uygun değil. Yani bir insan hangi motivasyonla olursa olsun fikirlerini ifade eder. Yani fikirlerin ifade etme özgürlüğü vardır. O belli şartlara falan bağlanamaz yani. Fakat bir çok kıymet verdiğim bir entelektüelin, bizim de yazarımız olmuş Herkül Milas'ın bu konuyla ilgili yaklaşımını ben çok önemsiyorum. Onu da paylaşmak istiyorum. Bilmem belki siz de vaktinizi bitirdik ama belki bir kıymet verirsiniz. Herkül Milas geçtiğimiz yıl çok önemli bir röportaj verdi. Orada cemaate soykırıma varan bir zulüm yapıldığını söyledi. Bunu artık yani Herkül Milas'ın söylemesine de ihtiyacımız yok. Ortada yani işte akademisyen bebeğiyle tır korsesinde yakalanıyor. Nur Efşan Meriç'te can veriyor. Ondan sonra akademisyenler yine hapiste vefat ediyorlar. Gazeteciler hapiste vefat ediyor. İşkence altında öldüren öğretmenler var. Yani bu ortada. Yani bunu artık tartışmaya bile gerek yok. Şey diyorlar, bunları konuştuktan sonra Herkül Milas'a bir soru daha soruyorlar. Diyorlar ki cemaatin şeyi yok mu? Yani cemaati savunuyorsunuz ama kabahati yok mu? Hatası yok mu? Kabahati yok mu? Evet. Diye. O Herkül Milas çok belki yani bir entelektüel duruş açısından örnek alınabilecek bir cevap veriyor. Diyor ki şimdi yani bu kadar zulüm yapılırken bunun zamanı değil. Ahmet Altan'ın da ben yaklaşımının benzer olduğunu görüyorum. Ahmet Altan'a Mehmet Baransu'yla, Ekrem Dumanlı'yla görüşmeleri hatırlatıldı mahkemede. O şunu demedi. Yani Mehmet Baransu, Ekrem Dumanlı beni kandırmışlar işte. Aldatıldım, kandırıldım falan demedi. Aksine dedi ki Mehmet Baransu, Ekrem Dumanlı benimle diyelim ki 5 kere görüşmüşse acaba Erdoğan'la kaç kere görüşmüştür? Onun dosyalarına getirin dedi.
Yani evet, entelektüel ve aydın duruşu biraz budur. Ama altına tekrar çiziyorum. Başka bir arkadaşımız da geçmişte bizimle beraber çalışmış. Ahmet Dönmez burada söz konusu. O da başka bir şekilde tercihte bulunmuşsa, yani o da kendi tercihidir. Saygı duyulması gerekir. Belki yani tartışmayı dediğiniz gibi seviyeyi bozmadan, yalanlara, iftiralara, hakaretlere, karakter suikastlerine girmeden yapmak gerekir. Bu arada belki cemaatin de yani bu tür meseleleri kendi içinde tartışma kanallarını daha açarak yapması, bunları yazan kişilerle uğraşmaktan daha verimli bir yoldur diye düşünüyorum. Belki o açıdan olumlu bir, belki kötü bir tablo gibi görünüyor ama bundan olumlu bir sonuç çıkarılabilir diye ümit ediyorum. Hocam, ekleyeceğiniz bir şey yoksa sizi biraz geciktirdik, kusura bakmayın. Estağfurullah, yok. Noktalayabiliriz. Çok güzel bir program oldu gerçekten, sağ olun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Efe hocam, size değerli izleyiciler, size de teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Bu arada yorumlarınızı okuyorum. Baktım geçen Efe Hoca YouTube'da cevap da vermiş. Çok hoşuma gitti. Yani yorumlarınız bize yol gösteriyor. Eleştirileriniz, katkılarınız. Ben cevap vermedim, size okumadığım anlamına gelmiyor. Onun için evet, buradaki bu programı beğeniyorsanız beğendiğinizi gösterin, paylaşın. Beğenmediğiniz kısımları da bizimle paylaşın. Açıktan ya da özel olarak, çok gizli saklı kişiler değiliz. Tekrar selamlar, saygılar, muhabbette kalın. Çok sağ olun Abdülhamit, evet. Bey. Teşekkür ediyorum. Ben kaçacağım.